Eskişehir'li otogar çalışanları toplandı ve eylem yaptı. Eylemin sebebi ise bakın ne? Ciddi anlamda üşüyoruz ya. Üşüyoruz eylemi yaptılar, ısınma sorunundan yakındılar. Hava sıcaklığının gün boyu sıfırın altında seyrettiği Eskişehir'de seyahat firmalarının çalışanları şehirler arası otobüs terminalinin ısıtılmadığını öne sürdü. Hava çok soğuk dışarıda. Biz hani üstü açık bir otogarda çalışır gibiyiz. Soğuk iki taraftan birden esiyor. Bu gündüz saatlerinde böyleyse gece her yaz aracı burada katalitik veya soba yakmak zorunda. Yakmasak hasta olacağız. Üşüdüklerini belirten 15 kişi yazıhanelerin bulunduğu yerde toplandı. Otogar yönetimi ve belediyeden ısınma sorununa çözüm bulmasını talep etti. Hatta bizi boş verin. Yolcular bile donuyorlar yani. Otogar esnafı ısınma problemi dolayısıyla kat kat giyindikleri için kıyafet yönetmeliğine de uyamadıklarını ifade etti. Herkesin bir kılık kıyafet yönetmeliği var. Biz şu an hepimiz böyle çalışıyoruz. Artı firmaların genel merkezlerinden ceza yeme ihtimallerimiz artıyor oluyor şu anda. Çünkü biz firmaların şu an kılık kıyafet yönetmeliklerine uyamıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniyak Festivali kapsamında gençlerle buluştu. Gençlerle aramıza kimse giremez. Öyle harflerle gençleri adlandırıyorlar. Bizi gençlerden koparmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyi istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da üniversitelilerle buluştu. Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniyak Fest programında gençlere seslendi. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılına yürüyoruz. Erdoğan sosyal medyadaki bazı paylaşımlara tepki gösterdi. Gençlerle aramızı açmaya çalışanlara müsaade etmeyiz dedi. Sokak röportajlarını eleştirdi. Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış bir takım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. Erdoğan sözü AK Parti'nin üye sayısına getirdi. Partinin gençlerle daha güçlü olduğunu vurguladı. Aramıza kimseyi sokmayız mesajı verdi. Genel üye sayısı da Yargıtay'daki kayıtlara göre 11.241.000'le diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. Gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Festivalde Doktor Erdem Kınay'dan Sinan Akçıl'a, Sakiler grubundan Tuğba Yurt'a birçok ünlü şarkıcı sahne aldı.